Rehberden herkese merhaba. Bugün rehberde hukuk başlığında fikri mülkiyet haklarını konuşacağız. Stüdyomuzda bir hukukçumuz olacak. Doktor öğretim üyesi Sezercan Bektaş'a fikri mülkiyete dair patente, markalara, tasarım hakkına dair tüm sorularımızı bugün yönelteceğiz. Bu konuyu işlemişken iki tane de dünyanın iki ucundan, iki farklı yerinden kendi markalarını markalaştırmış, kendi girişimlerini markalaştırmış iki çok başarılı kadına da bağlantı kuracağız. Biri Dubai'de, biri de Amerika'da iki tane çok başarılı girişimcilerle birazdan canlı yayında bağlantı kuracağız. Birisi Gizem Şalcigil White Amerika'dan e, yayınımızda olacak ve tecrübelerini soracağız. Kadın olarak girişimci olmanın zorluklarını ve tecrübelerini bize anlatacak. Ayrıca Dubai'den de Melda Akın'a markalaşma sürecini soracağız. Sizlerin de bir girişime dair fikriniz varsa... Fikirlerimi yani fikri mülkiyetimi nasıl korurum diye sormak isterseniz bir hukukçu olacak birazdan stüdyoda. Tüm sorularınızı yanıtlamak isteriz, yanıtlansın isteriz. Sizlerin de sorularını bekliyoruz. Çift 090 553 038 99 48 ve rehber et e-mail adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Dediğimiz gibi e Programın başında gönderirseniz sorularınızı hocamıza hemen sorabiliriz. Sonuna doğru gerçekten birden bir yoğunluk oluyor ve biz seçmekte zorlanıyoruz soruları. Evet bugün yine bir haberimizle başlayacağız. Kadın işi şirket kurmak, Almanya Friedrich Naumann Özgürlük Vakfı, Federal Serbest Meslekler Birliği, Emotion Dergisi ve Alman Kadın Girişimciler Derneği, Berlin'deki Allianz Forum'daki Kadın Kurucular Konferansı'na davet edildi. Kadın işi şirket kurmak sloganı altında serbest meslekler, iş dünyası, medya ve siyasetten uzmanlar Almanya'da girişimciliğin teşvik edilmesini tartıştılar ve iş kuran kadınlar hakkında bilgi verdiler. Federal Maliye Bakanı'nın parlamenter müsteşarı Katya Hessel açılış konuşmasında Almanya'nın kadınlar sayesinde başarılı bir devlet olabileceğini savundu. Bir iş kurmak isteyen kadınlar özellikle finansmana ve diğer kaynaklara erişim söz konusu olduğunda engellerle karşılaşıyorlar dedi. Halbuki birçok şirket kadın kuruculardan çok şey öğrenebilirler çünkü kadınlar tarafından kurulan şirketler şirketler geçen tüm krizleri daha iyi atlattılar dedi. Şirket ve hatta bir marka kuran bir iş kadınına Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtmaya kendini adayan Turkish Coffee Lady kurucu başkanı Gizem Şalcıgil White'a Amerika'ya bağlanacağız birazdan. Türk kendini Türk kahvesine, Türk kahve kültürüne adayan bir isim. Hemen bir merhaba diyelim Gizem Şalcıgil White'a Washington'a. Gizem Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kıbrıhannım Hanımcığım. Çok teşekkürler. Ee, güzel tanıttım bence. Güzel de söyledim. Ee, bir Türk kahvesi aşığı biriyle şu anda canlı yayındayız. Gerçekten ben de çok mutluyum. Çünkü ben sizi daha önce sosyal medyada gördüğümde çok da merak etmiştim. Bugün konuğumuz olduğunuz için de ayrıca çok mutluyum. Ee, her yer gördüğüm kadarıyla Türk kahve fincanları, Türk kahve içi Türk kahvesi için gerekli olan malzemelerle dolu. Biraz anlatır mısınız bize kendinizi ve hikayenizi? Tabii ki. Ben yaklaşık 13 yıldır e, Türk kahvesi kültürümüzün e, yurt dışına daha etkili tanıtımına e, katkı sağlayabilmek adına Dastro diplomasi çalışmaları yapan e, gönüllü bir kültür elçisiyim. Hı hı. E, Turkish Coffee Lady markasıyla önce bir e, gezici Türk kahvesi kamyonu tasarladım. E, Amerika'dan başladım, Avrupa'da, Kanada'da e, bu araçta bu kamyonla şehir şehir dolaştım. Hem Türk kahvemizi ikram ettim, hem kültürümüzü tanıttım, sevdirdim. Hı hı. Daha sonrasında bir iş fikri kurmak geldi aklıma. Çünkü gerçekten bu misyonu üstlendim ve çok gerçekten severek devam ettiriyorum. Bir kadın girişimci olarak Amerika'da gerçekten çok önemli desteklerle ve katkılarla buraya kadar geldim. Beş sene oldu iş fikrim hayata geçeri ve çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Burada gerçekten bir iş fikriniz varsa sizin başarılı olmanızı sağlamak adına çok önemli destek programları var. Tam da bunu bu sormak istiyorum size da. Gizem Hanım. Gizem Hanım. Ee, özellikle devlet projelerini yani devletin bu tür projeleri desteklemesinden de söz edebilir miyiz? Hangi destekler var? Amerika'dan bizi bugün izleyenler için de veya Amerika'da bir iş yapmak isteyen insanlar için de yol gösterici olur diye tahmin ediyorum cevabınızın. Tabii ki. Ee, bildiğiniz gibi burası tabii çok büyük bir ülke. 50 tane farklı eyalet var. Dolayısıyla hem devlet kapsamında kadın girişimcileri destek programları var. Hem eğiticim anlamda hem finansal anlamda. Ama asıl eyalet bazında gerçekten sizinle beraber çalışan yani iş fikrinizi geliştirmekten daha sonra hayata geçirdikten sonra da onun pazarlaması, sürekliliğini sağlamak adına finansal öngörüleri e, bu anlamda sizinle çalışan gönüllü ekipler var hı hı. E, ayrıca gerçekten e, Amerika'da çok ciddi anlamda bir ihtiyacı karşılayabilecek bir ürününüz varsa size önemli yatırımcılarla buluşturuyorlar hı hı. ve sizin de aslında bir ekip kurmanızı sağlıyorlar ve bu ekiple beraber o donanıma ulaşınca e, çok önemli perakende zincirleriyle bir araya getiriyorlar ve anlaşmalar yapmanızı sağlıyorlar. E, kadın girişimcileri gerçekten çok özel programlar pandemiden sonra da aslında arttı. Çok büyük kurumlar hı hı. uzun süren, 6 ay, bir yıl süren programlarda sizi her konuda eğitiyorlar. Evet. Sadece finansal yönetim anlamında değil aynı zamanda ürün geliştirme, sosyal medya pazarlaması, iletişim kampanyaları anlamında. Dolayısıyla bu programlara gerçekten başvurup bu programlarda dahil olmak hem sizi hem girişiminizi... Hem de tabii ki Türk kadın girişimci olarak ürünlerimizi Amerika'da daha büyük pazarlarda satılmasına vesile oluyor. Peki Gizem Hanım sizin tecrübelerinizden de bahsedelim. Siz hangi tecrübeleri yaptınız, ettiniz? Şunu da sormak istiyorum. Bir truckla, bir kamyonla öncesinde, ya kamyon denilmez herhalde gezici bir araba öyle diyelim daha düzgün bir tercih Doğru. olur. <laughs> Türk kahvesini tanıttınız. Oradan yola çıkarak da bir şirket kurdunuz. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Bize biraz tecrübenizi anlatırsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki şöyle aslında tabii e, bu e, araç e, tamamen bir kültürel diplomasi projesiydi. Gönüller tarafından hayata geçirilmiş. Bizim amacımız e, tabii ki Amerika'da biliyorsunuz kahve çok seviliyor. Burada 400 milyon adet kahve tüketiyor e, Amerikan toplumu ve bizim de çok e, önemli 500 yıllık bir kahve kültürümüz var. Aslında bu ortak payla da buluşturmak istedim ben hı hı. her iki toplumu ve çok başarılı oldu bu proje. Ee, dediğim gibi Amerika'dan sonra Avrupa'da ve Kanada'da da e, yola devam ettik ve aslında anladım ki insanlar Türk kahvesi tüketmek istiyorlar. Hı hı. Fakat ne yazık ki e, kahvemiz ulaşılabilir değil. E, burada bir havalimanına, bir otel'e, bir kahve dükkanı veya bir restorana gittiğinizde ne yazık ki menüde Türk kahvesini göremiyoruz. Evet. Aslında ben biraz bunu değiştirmek adına e, daha profesyonel ve sürdürülebilir olmak adına bir şirket kurmaya karar verdim. Tabii ki kolay olmadı. Ee, tabii ki burada önce bir pazar araştırması yapmanız gerekiyor. Çok ciddi bir e, büyük bir pazar var ama gerçekten bir rekabet de var. Hı hı. Ee, burada kahve sektörü, e, dünya kahve sektörü 100 milyar dolar değerinde diye düşünürsek 45 milyar doları sadece Amerika için geçerli. Hı hı. Ee, burada yeni bir ürünü pazara tanıştırmak, insanlara e, ulaştırmak ve tabii ki hayatlarının parçası yapabilmek için çok ciddi bir iş planına ihtiyacınız var. Evet. E, bu anlamda ben de bütün bu tecrübeleri birleştirerek hem bir iş planı oluşturdum hem bahsettiğim kurumlarla çalışarak finansal öngörülerde e, ve gerçekten ciddi verilerle trendleri takip ederek çok iyi bir ekip kurarak hem hı hı. finansal anlamda hem işletme anlamında hem pazarlama anlamında. Ee, başarılı bir e, firmaya e, gerçekten imza attım ve Virginia eyaletinde e, 2022 Başarı Hikayesi olarak seçildi. Ama burada gerçekten kilit aslında e, hem tanıttığınız ürünü çok iyi biliyor olmak Hı -hı. E, ve iletişim dilini çok iyi kullanabiliyor olmak. İnsanlara gerçekten e, kolay değil ürünü tanıştırmak ve sevdirmek. Evet. E, dolayısıyla e, o ürünün e, elçisi olmanız gerekiyor. Öyle söyleyebilirim evet. ve hiç yılmadan yorulmadan devam etmek lazım. Gizem Hanım geçen hafta girişimci kadınlardan Zeynep Turudi belki tanıyorsunuzdur. Türk, Türk lokumunu dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi. Onu konuk etmiştik. Umarım siz de stüdyomuzda bir stüdyomuzda konuk edebiliriz. Siz de Türk kahvesini tanıtıyorsunuz. Şimdi kadın girişimciler dediğimizde şu iki örnek yakın zamanda örnek verdiğimiz için sormak istiyorum. Kadınlar en çok hangi konuda, hangi alanlara rağbet ediyorlar girişimcilik konusunda? Hı hı. Amerika e, için konuşursak daha çok gıda sektöründe görüyoruz kadın girişimcileri. Hı hı. E, aynı zamanda e, benim e, tanık olduğum e, son zamanlarda emlak sektöründe de çok ciddi bir şekilde atağa geçti e, kadın girişimciler. Tabii burada e, sağlık sektörü, bilim, sanat çok farklı alanlarda da başarılı isimler görüyoruz. E, ama tabii pandeminin etkisiyle e, daha da büyüyen sektörlere yönelen çok isim var. Hı hı. E, gıda çok önemli bu anlamda. Hem Türkiye'de tabii ki zaten e, ihraç ettiğimiz çok ürünümüz var. Burası da çok dev bir pazar ve herkese bir pay var aslında. Sadece dediğim gibi burası tabii biraz kurallar ülkesi. E, hı hı. Burada oturmuş bir sistem var. Bu kuralları çok iyi anlamak ve doğru kanallardan satışlara yönelmek lazım. Evet. Amerika her zaman söylendiği gibi bir fırsatta ülkesi. Hı hı. Gerçekten Türkiye'mizin de çok değerli hem milli değerleri var hem gerçekten ürünleri Amerika pazarına uygun ürünleri var. Hı hı. Buradaki kaynakları çok iyi biliyor olmak lazım ve Dediğim gibi doğru kişilerle, doğru ekiplerle çalışıyor olmak lazım. Peki Amerika'da girişimciliğe niyet eden insanlara siz ne tavsiye edersiniz? Özellikle ilk adımlarını atmaya cesaret edemeyen kişilere belki bir cesaret vermek adına ne söylemek istersiniz? Ee, dediğim gibi en önemlisi pazar araştırması. Yani hı hı. gerçekten burada bir ihtiyacı iyi belirlemek çok önemli. Yani sizin ürününüz için gerçekten burada bir pazar var mı? Varsa büyüklüğü ne kadar sizin buradaki rakipleriniz kimler dağıtım kanalları olsun bütçe anlamında olsun buradaki pazarı iyi anlamak lazım hı hı. planlama yapmadan gelirse hayal kırıklıkları ne yazık ki yaşanabiliyor. Dolayısıyla burada çok iyi bir mutlaka sizi temsil eden bir firma yöneticisi olması önemli buradaki ilişkileri sağlayacak fuarlara gidecek sizin markanızı iyi temsil edecek doğru isimler evet. Bir de dediğim gibi en önemlisi gerçekten iletişim yani Hı. burada bütün her şey ilişkiler üzerinden büyüyor ve gelişiyor. E ee, insanlar sizinle birebir temas etmek istiyorlar. Sizin evet. çok iyi bir ürününüz olabilir ama sizin kim olduğunuz da çok önemli. Hı hı. Ee, büyük küçük hiç fark etmiyor. Burada herkes e, o ilişkiler üzerinden e, devamlılık sağlıyor ve beraber büyüyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız, bize vakit ayırdığınız için dünyanın öbür ucundan. Teşekkürler Gizem Şalcıgil White Turkish Coffee ben Lady Kurucu Başkanı. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. İyi günler diliyoruz size. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, Turkish Coffee Lady'nin kurucusu Gizem Şalcıgil vayta bağlandık ve tecrübelerini sorduk. Girişimci kadınların sayısı her geçen gün artıyor ve gerçekten önemli başarı hikayelerine imza atıyorlar. Bir diğerine de bağlanacağız bugün yayınımız içerisinde. Ama ondan öte bu haklarımızı, bu fikirlerimizi korumak için hangi hukuki adımları atmamız gerekiyor? Bugün fikri mülkiyet hukukunu konuşacağız. E, doktor öğretim üyesi Sezercan Bektaş Bey birazdan stüdyomuzda olacak. Sizlerin de sorularını bekliyoruz ve rehber başladı. Evet rehberde bugün fikri mülkiyet e, konuşuyoruz aslında patent, marka, tasarım hakkı vesaire hepsini konuşacağız bugün. TeknoKent Anonim Şirketi Fikri Mülkiyet Hukuk Danışmanı Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Do doçent değil, doktor Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş e, ayrıca da bir marka vekili bugün stüdyomuzda hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doçent ediyorum. diyorum inşallah diyelim evet, inşallah. İnşallah. <laughs> e, şimdi Sezercan Bey öz özellikle bugün fikri mülkiyeti konuşacağız. Az önce başarılı e, iş kadınlarından <laughs> söz ettik. Bir fikrin olması yeterli değil elbette. Yani oturum odasında hepimizin özellikle böyle dostlarla bir araya gelince herkesin bir fikri ortaya çıkıyor. Ama işte bunu hayata geçirmek mevzu ama hayata geçirmek de yeterli değil. Olayların bir de hukuki olarak bir korunması gerekiyor. Belki önce tanımlamayla başlayabiliriz. Fikri hak nedir ve neden korunmalıdır? Evet, söz verdiğiniz için. Bizi bu programa çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Tabii Sakarya Üniversitesi Teknokent Anonim Şirketi'nde de fikri evet. mülkiyet e, hukuku hususunda akademik danışmanlık yapıyoruz. E, Birçok kişinin fikri var. Hı -hı. Doğru. Bu fikri kime ait olduğu bizim için önemli. Çünkü Hı -hı. neden? Fikri o kişiye ait olduğunu tespit ettiğimiz zaman o fikri korumaya başlıyoruz. Hı -hı. E, bu fikir bazen e, ürünün üzerine koyacağınız isim olabilir. Bazen daha teknik, sanayiye uygulanabilir, bir patent olabilir. Hı hı. E, fikir e, Fikri hak deyince mevzuatımızda e, fikri haklara ilişkin birçok e, düzenleme var. Hı hı. E, bu düzenlemelere baktığımızda da aslında fikri hakları tasnif edebileceğimiz bir düzenleme e, e, zeminine ulaşmış oluyoruz. Fikri hak e, bir bölümünde fikir ve sanat eserlerini ifade eden, fikir ve sanat eserleriyle alakalı 5846 sayıda kanunda korunan, fikri hakları ifade ederken bir diğer taraftan daha sanayiye uygulanabilir, hı hı. sanayide kullanılabilen, ticarette kullanılabilen fikri haklarla da karşılaşıyoruz ki biz de buna sınai haklar diyoruz. Hı hı hı. Aslında fikri mülkiyet bir üst başlık ve bu iki kanun çerçevesinde hem fikir ve sanat eseri olarak fikri hakların korunduğunu hem de sınai haklar olarak fikri hakların korunduğunu görmek mümkündür. Hı hı. Tabii fikri hak dediğimiz zaman bu bir resim olabilir, bir şarkı sözü olabilir, hı hı. bir edebi eser olabilir, bir musiki eseri olabilir. Hı hı. Ya da fikri hak dediğimizde sınai haklar içerisinde sanayiye uygulanabilir olarak ürüne vermiş olduğumuz, hizmete vermiş olduğumuz marka olabilir. Hı hı. Yine bu efendim fikrimiz buluş olabilir ve bu buluşta teknik anlamda yenilik içerir ve sanayiye uygulanabilir bir buluş olabilir. Bu buluşta da karşımıza patent çıkabilir faydalı model çıkabilir. İşte yine baktığımızda bazen e, e, mesela bir arabanın dış modelinin çizimi Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Bu da bir tasarım olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi sınai haklar 67 6769 sayıda Sınai Mülkiyet Kanunu'nda. E fikri haklarda bu fikir, sanat eserleri de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yani 5846 sayıda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda korunur Peki fikir dediğimizde az önce siz örnekler verdiniz Aslında daha böyle nasıl söyleyelim? Somutlaştıramadığımız diyebilir miyiz? Doğru. Şimdi şöyle Buyurun. aslında daha ifade, iyi, hani seyircilerimiz tabii, anlasınlar diye örnekler veriyorum. etmek istiyorum. şu. Mesela bir e, ürüne sahip olabilirsiniz. Mesela Hı -hı. bir arabaya sahip olabilirsiniz. Bir işte takım elbiseye sahip olabilirsiniz. Bunlar cismani varlığı olan Hı -hı. E, maddelerdir. Evet. E, bunlara sahiplik zilyetlik de söz konusu olabilir. Hiçbir Hı -hı. sıkıntı yok. Hı -hı. Ama e, fikir dediğimiz zaman bunun sahipliği çok zor. Hı -hı. Neden? Bir buluş ya da bir marka, bir isim dediğimizde bunlar soyut kavramlardır. Evet. Ve bu soyut kavramları hukuk aleminde korumak gerekecek. Evet. İşte bu durumda karşımıza iki kanun düzenlemesi çıkacak. Hı hı. Fikri hak dediğimizde soyut olarak düşüncemizde bulunan, dış dünyaya henüz yansıtmadığımız veyahut da yansıtmak istediğimiz hı hı. E, hususlardır. Evet. Bu hususlar tabii hepsi koruma altında değil. Hepsini ne yapamıyoruz? Hepsini eee Kanun açısından, hukuk açısından koruma içerisine sokamıyoruz. Ama kanunlarda düzenlenmiş olanları dış dünyaya yansıttığımız andan itibaren de ne yapmamız gerekiyor? Hukuken korumamız gerekiyor. Şimdi tam da bunu soracağım. Neden korumamız gerekiyor? Yani insanların fikirlerini korumasak hangi tehlikeler bekler? Efendim şöyle, fikirler yenilik içerir. Hı hı. Her fikir birbirlerinden farklıdır. Sahibinin hususiyetini içerir. Bu hususiyet bazen sanayi uygulandığında ya da işte edebiyata uygulandığında yüksek meblalı kazançlar, maddi kazançlara ve onunla bağlantılı haklara sebebiyet verir. Hı hı. Bu durumda fikir sahibi kendi fikrini ne yapmak zorundadır? Korumak ister ve evet. kanunu bunu korumak zorundadır. Hı hı. Demek ki aslında bu fikri haklar maddi anlamda fikir sahibine, buluş sahibine belirli maddi noktada neler getirmektedir? Evet. Kazançlar getirmekte, haklar getirmekte ve onun da dışında mesela bir film eseri olsa, bu sinema eseri olsa, hı hı. bu durumda film yapımcı, yapımcısı, yapımcıya ya da işte bunu yayan kuruluşa bazı bağlantılı haklarda ne yapmaktadır? Vermektedir. Hı hı. Demek evet. ki bir maddi karşılığı var. Bir de şu da çok önemli. fikriniz fikrinizle beraber size de bazı manevi haklar da bu fikir ne yapabilir? Verebilir. Hı hı. Bu fikrinizi sizden izinsiz şekilde kullandıklarında sizin manevi haklarınıza da saldırıda bulunulmuş olabilir. Hı hı. İşte demek ki hukuk bu evet. fikirden kaynaklanan, bu fikri haktan kaynaklanan hem maddi hakları hı hı. hem de manevi hakları kişinin ne yapar? Korur. Evet. E, dolayısıyla hukuken bunları korumak gerekir ama az önce iki tane farklı yasadan bahsetmiştik. Evet. Biri fikri hakları koruyan yasa, biri de sınay hakları. Doğru. Şimdi bu ikisinin korunması birbirinden farklı Farklıdır. ki iki farklı yasa var. Nedir bu fark peki? Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Bizim 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanun içerisinde Korunan eserlerimiz var. İşte hı hı. kanun önümde işte ilmi ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, hı hı. güzel sanat eserleri ve sinema eserleri bu kanun içerisinde korunmaktadır. Hı hı. Burada işte bir sinema yazarının veyahut da bir kitabı yazanın, hı hı. bir şiir yazarının ya da bir sanatçının, şarkı sözü yazarının evet. hakları var. Hı hı. Bu hakları koruyan kanunumuz işte 5846 sayılı kanundur. Bu eserler ortaya çıktığı andan itibaren hak sahibine doğrudan maddi ve manevi hakları bahşeder. Tescil edilmesine gerek yoktur. Hı. Yani dış dünyaya yansıdığı andan itibaren artık o kişiye ait olduğu aittir. nettir. Hı hı. Ama hı hı. sıkıntımız şurada. Düşünsenize bir şiir yazdınız e, ve dış dünyada bir yerde yayınladınız. Size ait olup olmadığıyla alakalı bir hı. ispat hı hı. sorunu ortaya çıkacak. Hı hı. Hı hı. E, bu durumda hukuki bir düzenleme size ait olduğunu ispat etmemiz hı hı. gerekli. Hı hı. Bu hı hı. durumda da karşımıza neler çıkıyor? İşte kanunu düzenlemeler çıkıyor. Bizim Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz var. Kültür Bakanlığımızın içerisinde. Hı hı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün içerisinde bir zorunlu tescil sistemi, hı hı. bir de ihtiyari tescil sistemi düzenlenmiş. Siz ne yapabilirsiniz? Haklarınızı ispat edebilmek için, size ait olduğunu ispat edebilmek için bu zorunlu ve ihtiyari tescil sistemiyle efendim Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün içerisinde tescil edebilirsiniz ve böylelikle ne yaparsınız ilerleyen aşamada bunun bu fikri hakkın sahibinin siz olduğunu hı hı. o hip fikri haktan kaynaklı maddi manevi haklara da sahip olduğunuzu ispat ederek haklarınızı koruyabilirsiniz. Evet. Yalnız Kübra Hanım Sanayiye geçtiğimizde yani sınayi mülkiyete geçtiğimizde de, hocam, iş değişiyor. Oraya geçmeden genelde şöyle oluyor ya benim fikrim herkesin aklına gelebilir diye düşünülebiliyor. Sizin bu anlattıklarınız aslında önleyici e, hukuk ama diğer taraftan büyük ihtimalle sizin de çokça karşılaştığınız evet. durumlar birden ya bu benim fikrimdi kim çalmış bunu diyerek insanlar e, bir avukata başvurabiliyorlar. İş işten geçtikten sonra da bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Yoksa en başta e, bunu yapsaydınız artık e, o tren kaçtı mı deniliyor? Hemen evet, mümkün. Neden mümkün? Ee, ne demiştim biraz önce? Fikri haklar için. Hı hı. Yani 5846 sayılı kanun içerisinde yer alan haklar için söylüyorum. Siz mesela bir bilgisayar oyunu ürettiniz. Hı hı. Bunun içerisinde de ne de var? Bunun içerisinde de bir canlandırma da var. Hı hı. Yani aslında bir nebze sinema filmi gibi evet. bir kurgusu da var. Ve siz bunu herhangi bir yere tescil ettirmediniz. Hı hı. Daha sonradan aynı sizin bilgisayar programınız bu yazılımınız bir başka kişi tarafından ne yaptı? Kopyalandı evet. ee, ve kendisine ait olduğu belirtilerek piyasaya sürüldü. Hı hı. Tescil etmemiş olsanız bile biraz önce demiştim tescil kurucu bir unsur değildir. Hı hı. Ee, sadece sahipliği ispat etmekle alakalıdır. Yine bu kişiye bu yazılımın, kodlarının size ait olduğunu ispat etmek suretiyle ne yapabilirsiniz? Belirli davalar açabilirsiniz. Hı hı. Kullanımını engellemek için men davası açabilirsiniz. Eski hale evet. iade davası. Eğer o oyun e, CD gibi ya da başka mecralarla yayılmışsa bunları toplatma, hı hı. yok etme gibi e, yöntemlere gidebilirsiniz. Ve hatta Kübra Hanım 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu içerisinde bu izinsiz kullanım, hı hı. bu e, hukuka aykırı kullanım suç olarak da ne yapılmıştır? Suç olarak da düzenlenmiştir. Siz savcılığa suç duyurusunda da bulunarak hı hı. ilgili efendim, kişi hakkında bir ceza takibatının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, Bir de diğer tarafı vardı demiştiniz. Doğru. Sanayideki durumdan tam söz edecektiniz Tabii. ki ben bir araya parantezle bu mevzuyla girdim ama nasıl devam edecektiniz? Şöyle, şimdi... Burada tescil kurucu değildi. Yani fikri haklar da öyleydi. Kurucu değildi ama biz yine onu koruyorduk değil evet. mi? Ve onunla alakalı davaları düzenlemiştik. Hı hı. sınav mülkiyette, ticarette, sanayide bu işler nettir. Hı hı. Net olması için de tescil sistemi getirilmiştir. Örneğin bir markanız var ise bu markayı kullanmadan önce bizim marka patent kurumumuzun içerisinde yer alan marka siciline bunu tescil ettirmeniz gerekir. Hı hı. Tescil ettirdiğiniz andan itibaren ya da tescil başvurusu yaptığınız andan itibaren o marka üzerindeki hakkınız korunmaya başlar. Hı hı. Tabii bu tescilin süreci daha uzun ve itiraz mekanizmaları daha gelişkin. Siz mesela diyebilirsiniz ki bu marka bana aittir diyorsanız kurum nezdinde ne de yapabilirsiniz? Bazı itirazlar yapabilir ve neticesinde eğer orada muvaffak olamamışsanız da dava açabilirsiniz. <laughs> Demek ki sınai mülkiyetteki fark sınai mülkiyet haklarının özellikle tescille ne yapılması? Tescil evet. ile korunmasıdır. <laughs> e, diyebilirsiniz ki hocam Türkiye'de Türk Marka Patent Kurumu'na ben bunu tescil ettiriyorum. Mesela, Ama <laughs> dünya üzerinde ben bu hakları korumak istiyorum. Yani Avrupa bölgesinde korumak istiyorum. Efendim dünyanın diğer kesimlerinde, bölgelerinde korumak istiyorum. Uluslararası tescil sistemleri de getirilmiştir Kübra Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Dan iki örnek var. Buyurun. Birisi Paris anlaşması. <laughs> Paris anlaşması PCT dediğimiz bir tescil sistemi var. Bir de WIPO yani Dünya, efendim, Fikri Mülkiyet Hukuku Örgütü. Bir de onun nezdinde bazı koruma sicilleri veya tescilleri var. <laughs> yani demek istiyorum ki siz Türkiye'de bir marka için başvuru yaptığınızda tescil başvurusu Rüçhan Hakkı birlikte. Paris Sözleşmesi Antlaşması çerçevesinde ve WIPO çerçevesinde de bütün dünyada bu markanızın korunması için e, ne yapabilirsiniz? Belirli başvurular yapabilirsiniz. Şimdi genelde şöyle düşünülüyor olabilir. Bir e, fikri olan kişi şimdi bu söz ettiğimizi belki şu an televizyonda çık neden bahsediyorlar diye sorulduğunda patentten konuşuyorlar denilebilir. Çünkü patent daha çok Hı -hı. böyle halkın da bildiği bir şey. E, i̇şte gidiyorsun patent çok inanılmaz bir fikrin olacak ve patente başvuracaksın. Bunun için ben patente başvuracağım gibi şeyler de duyabiliyoruz. Doğru. E, ama siz az önce bir markadan bahsettiniz. Belki ikisinin farkını Tabii. anlatarak başlayalım. Sonra da marka nedir diye sormak istiyorum Biz size. Biz genel hukuki düzenlemelere girdik. Belki Hı -hı. teknik hukuki düzenlemelere girdik. Biraz daha basitleştirerek bunlar evet. arasındaki farkları ifade Tabii. edelim. Şimdi biraz önce fikri haklar dediğimizde ilim, eserleri, edebiyat eserleri, Hı -hı. güzel sanatlara ilişkin eserler aslında çokça biliniyor. Hı -hı. Bunu bu bölümü bir kenarda bırakalım. Tamam. Sınai mülkiyette gelelim. Marka var, faydalı model, patent ve tasarım var. Hı -hı. Bunlar arasındaki fark nedir? Onları bir netleştirelim. Tamam. İlk önce isterseniz, müsaadenizle markayla başlayalım. Marka bir ürünü veya hizmeti, bir başka ürün veya hizmetten ayırt eden isim, şekil veya logo, renk Hı -hı. gibi Tescil edilen unsurlar, ayırt edici özelliği bize vurgu yapar. Çünkü hı hı. neden? Bir ürünü ya da bir hizmeti bir başka hizmetten ayırt edeceğiz. Evet. Şimdi Kübra Hanım iki tane kalem düşünelim. Hı hı. Bu kalem bir marka X markası var üstünde. Hı hı. Bir diğer kalemde de Y markası var. Evet. Şimdi hangi marka olduğu sizin için önem arz edebilir değil mi? Hı hı. Dersiniz ki şu markanın ürünü daha pahalı, hı hı. daha kaliteli. Daha nitelikli dersiniz. Hı hı. İşte ne yaptık? Ürünü bir başka üründen ayırt edici birine kullandık. Ee, isim ya da marka kullandık. Hı hı. İşte bu isim, şekil, efendim kelime veyahut da amlem ya da renk, koku bunların tamamı marka olarak tescil edilebilir. Evet. Mesela tabii şu an itibariyle bir yayında olduğumuz için hı hı. marka isimlerini söyleyemiyorum. Hı hı. Ama TRT bir marka. Değil hı hı. mi? TRTyi diğer televizyon kanallarından ayırt eden bir markası var. Hı hı. Görmüş olduğunuz üzere marka demek ki bir ürüne, hizmete verilmiş olan isim, kelime, renk ve benzeridir. Evet. Şunu diyebilirsiniz, hocam neler marka olarak tescil edilebilir? Evet. Şekil marka olarak tescil edilebilir. Rakam tescil edilebilir. Mesela, renk dediniz mesela. Renk adım. olabilir, değil hı hı. mi? Mesela bu noktada aslında derslerde olsak hemen marka söyleyebileceğim iki tane husus var. Hı hı. İki tane gazlı içecek markası düşünün. Renkleri de bunları ayırt edebileceğinizi de düşündüğünüzde o renklerin işte biri kırmızı, biri mavi hangisine ait olduğunu, hangi ürüne ait olduğunu hemen ne yapabilirsiniz? Ayırt edebilirsiniz. İşte hı hı. markanın en önemli özelliği. Ayırt edici vasfıdır. Hı hı, hı, evet. O nedenle ayırt edici vasıftan uzak olan hususlar bizde ihtilaflara sebebiyet verebilir. Hı hı, teşhis edilebilen yani Aynen. farklı bir teşhis şahsiyet Aynen. böyle bir bağlantı kurdum ama evet. e, teşhis edilebilen mevzular. Bugün markaları konuşuyoruz, patenti konuşacağız, e, onun dışında tasarımı konuşacağız ve, ve faydalı ürünleri konuşacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Evet, bugün rehberde fikri mülkiyet, marka, patent, tasarım hakkı bunları konuşuyoruz. sizlerinde varsa hukuki sorularınız bu konulara dair mutlaka bize bugün sorularınızı gönderin. Çünkü doktor öğretim üyesi Sezercan Bektaş bugün stüdyomuzda ve sorularımızı yanıtlıyor. Yayınımızın başında Amerika'ya bağlanmıştık ve girişimci ve başarılı bir iş kadınına merhaba demiştik. Şimdi ise Dubai'ye bağlanacağız. Melda Akın Dubai'den Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dimension Fuat'in markasının e, kurucusu. Merhaba Melda Hanım duyabiliyor musunuz bizi? Merhabalar gayet güzel duyuyorum. E, Melda Hanım duyabiliyoruz. E, nasılsınız öncelikle? İyiyim çok teşekkür ederiz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Melda Hanım siz de başarılı bir iş kadınısınız, bir girişimcisiniz. İlk işinizi kurmaya başladığınızda yaşadığınız zorluklar vardır ve bugün bizi izleyen birçok kadın da vardır eminim. Ne tavsiye edersiniz? Hangi zorluklardan geçtiniz? Biraz kendinizden de bahsedebilir misiniz? Markanızdan, şirketinizden? Tabii tabii ki severek. Evet. Şirketimiz de Dimension 14. Biz D14'den E olarak da bir tekrar e, markalaştık. Hı hı. Ee, ana merkezimiz bizim Dubai'de. Şu an e, farklı ülkelerde de ofislerimiz var. Daha çok Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesine e, odaklanıyoruz. Yaptığımız sistemler yapay zeka, makine öğrenmesi... Üzerine otomatik sistemler ve motorlar yapıyoruz. Hı hı. Ee, Suudi Arabistan hükümetiyle çalışabilen ilk e, start-up'ı hatta direkt olarak çalışabilen. E, onun dışında da geçen ay e, Orta Doğu'nun en iyi e, kadın girişimcisi ödülünü aldım. Tebrikler. Ee, Biz de buradan tebrik edelim. Çok gurur duyduk gerçekten teşekkür ederim çok sağ olun İki senedir de e, Forbes'un e, işte en iyi 10 kadın girişimcisi listesindeyim hı hı. E, keyifle Türkiye'yi e, temsil ediyorum bunun için çok mutlu ve gururluyum Tabii ki e, İkinci sorunu ne tür zorluklar Aslında oldukça zor yani hı hı. bence e, kurumsal hayatta ya da herhangi bir şirkette çalışıp kendi şirketinizi kurmak ...düşüncesi zaten çokluk... Evet. ...çünkü bunun bir sermayesi gerekiyor... Hı hı. Ee, ...ve o sermayeyi yani... ...döndürebilirsiniz... ...kaybedebilirsiniz... Ya ...beşe ona katlayabilirsiniz... ...bu tamamen hani... ...zaman, deneyim, doğru zamanda... ...doğru insanlarla doğru hamleleri yapmakla... ...olabiliyor... Ee, ...en büyük zorluk aslında... ...şu söyleyebilirim... ...bir pazarı, hani marketi iyi anlamak... Evet. ...ve iş yaptığınız yerin kültürü... Hı hı. Ee, bununla ilgili hatta bir kitap var diye bir kitap var. ben onu herkese öneriyorum bir yandan. Çünkü Tekrar edebilir olarak, misiniz? Kitabın olarak, ismini tam olarak anlayamadım ben. E, Culture Maps, hı hı. Kültür Haritaları diye geçiyor galiba. Bir Erin Mayer bir profesörün kitabı. Burada e, benim mesela uzun süre ben Avrupalılarla çalıştığım için örneğin orada bir şeyleri direkt söylemek e, önemlidir. Ama burada, Orta Doğu'da direkt söylemek örneğin çok ayıp. Kesinlikle hayır dememeniz gerekiyor. Ama bir Amerikan firmasıyla çalıştığınızda çok net bir şekilde hayır demeniz gerekiyor. Gibi gibi kültürel nüanslar var. <laughs> ben şunu fark ettim. Ee, kültürel nüansları anlamak, biz, yani bizim e, Türkiye'miz çok büyük. Ben İzmirliyim aslen. Ee, farklı şehirlerde bile bazen hani... ...böyle yüzümüzü güldürten... ...ya da şaşırtan şeyler olabiliyor... ...ama onu biraz galiba... E, ...nasıl diyeyim... ...çok dikkate almamışım galiba... ...o yüzden herkese... ...öncelikle girilecek bölgenin... Hı hı. E, insanların ...kültür DNA'sı nedir... ...bu insanlar ne giyer... ...nasıl hareket eder, nasıl konuşur... Hı hı. ...nasıl söz verir birbirine... ...nasıl iş çalışmaları yapar... ...bunlar kulağa çok kolay gibi gelebiliyor ama... Çok e, sizi hani işinizi batırabilecek ya da şirketinizi çok yere iyi bir yere getirebilecek e, hamleler oluyor genelde. Hı hı. E, üçüncüsü de yasal süreçler çok önemli. Evet. E, Türkiye'de bir şirket kurmakla Dubai'de bir şirket kurmak çok farklı. O ülkenin hangi ülkenin yasalarına göre, örneğin Dubai'de İngiltere e, yasaları olur arbitraj olur ee, direkt dava yoktur Türkiye'de direkt mahkemeye gidilir ama burada e, farklı opsiyonlar var <laughs> bunlar da e, biraz gizli bir masraf olarak gelebilir ya da gizli bir risk olarak. ...girişimcilere yaklaşabilir. Hı hı. Melda Hanım, e, zorluklar elbette var sizin de bahsettiğiniz gibi. O yüzden başarılı kadınları böyle daha çok e, görmek istiyoruz açıkçası. Çünkü kadınların da boğuştuğu zorluklar daha farklı olabiliyor erkeklere kıyasla. Bunu da geçen haftalarda konumuz olmuştu. Ama markalaşma yolunda olan kadınlara veya erkeklere siz ne tavsiye edersiniz? Markalaşmak kolay mıydı sizin için? Yani aslında markalaşmak bence çok önemli bir adım. Hı hı. bizim işte üniversitelerimizde ben çok tesadüf aslında yıllar önce yaklaşık 12-15 sene önce bilgisayar mühendisliği okurken marka yönetimi dersine örneğin misafir öğrenci olarak girmiştim. Hı hı. Onun bir dinamiği var. Yani markalaşmak aslında biraz böyle bilim gibi görüyorum ben. Onu, bunun hani dinamikleri nedir, nasıl markalaşılır? Bölgesel olarak, e, rakamsal olarak, hı hı. benim bulunduğum market, pazara sunduğum ürün nedir? Evet. Bunların hepsini düşünerek bir marka ortaya çıkartmak gerekiyor. Ee, biz zaten örneğin yani şirketimiz mesela Dimension 14'di. onu d 14ae olarak tekrar markalaştırdık. Tekrar onun ismini aldık. Burada tabii farklı süreçler var. Ee, kadınlar konusuna değindiniz bu arada. Ee, bilmiyordum. İnternette varsa o programı izlemek isterim. Biz de aynı zamanda da doğrusu ben e, teknik bir kadın olduğum için... Hı hı. ...çok da büyük zorluklar da olduğu için... E, ...yani şükür hani güzel başarılarımız var, şirketimiz büyük vesaire ama... ...biraz da e, kadınlara ve teknolojide olan... ...ve teknolojiye girmek isteyen kadınlar için de... ...örneğin yeni bir program başlatacak Teknolojiyle kadınları daha çok teknolojiye nasıl alabiliriz diye. Burada da aynı zamanda mesela... E, programımıza markalaşmayı da ayrıca koyduk. Markalaşma hı hı. patent e, kullanıcı hakları nelerdir uluslararası e, riskler ve uluslararası dikkat edilmesi gereken noktalar şeklinde. Evet. E, Melda Hanım e, bu arada Dubai'de patent alma süreci nasıl? Az önce hukuk sisteminden de bahsettiniz ama patent alma süreci de herhalde farklıdır. Veya nasıl olduğunu açıkçası ben bilmiyorum. Bize biraz bahsetmeniz mümkün mü? Tabii tabii büyük keyifle Şimdi e, aslında yani şu anda vereceğim asıl tavsiye biraz daha ekonomiye yönelik. Çünkü biliyorsunuz hani şu an dolar, Türk lirası, euro, dirhem, burada dirhem kullanılıyor. Hı hı. E, buradaki dengeler hı hı. bir değişti. Hı hı. E, bu birincisi. İkincisi e, süreçlerde yasal olarak e, patenti almak, markaya başvurmak için burada yapılması gereken pek çok Dokümantasyon işi var ve e, hükümet işlemleriyle ilgili. Hı hı. Örneğin e, işte residency oturma izninizin olması gerekiyor. Onun hakkında e, NOC diye bir şey var. E, kağıt veriliyor. Burada işte bizim Türkiye'deki hala veriliyor mu bilmiyorum ama şey vardı böyle e, temiz kağıdı alınırdı aviyeden. E, yeni işe girerken vesaire. Biraz böyle dallanıp uzaklanma durumu olabiliyor ve hep maliyetli. Dolayısıyla buradaki insanlar hı hı. ya bunu Ürdün üzerinden, Ürdün'deki avukatlar üzerinden yapıyorlar. Evet. Ya da farklı ülkelerden bu Avrupa'daki Doğu Avrupa ülkesi olabilir ya da Türkiye. Hı hı. Ben hani burada bana soranlara ben kesinlikle şey diyorum hani Türkiye'den bir avukatla çalışmak e, ve Türkiye'deki bir şirkette bu işlemle yürütmek benim deneyimime göre çok daha e, güzel, akıcı ve ekonomik geçiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Melda Hanım. Ayrıca az önce bölümlerimizi sordunuz. Rehberin tüm bölümleri YouTube'da var. izleyebilirsiniz Yanlış hatırlamıyorsam 148. bölümde girişimci kadınları konuşmuştuk. Size de tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. Seyircilerimizden de kaçıranlar varsa onlara da tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz Melda Hanım. Dubai'ye selamlar. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok eşlik. sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Dubai'den de Türkiye'deki avukatlarla çalışmak gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk böylelikle. Ama gerçekten ödüller alan, dünya çapında ödüller alan dünyanın bir tarafındaydık önce yayının başında Amerika'daydık. Şimdi Dubai'de Türk kadınları böyle isimlerini artık tarihe yazdırıyorlar evet. diyebiliriz herhalde. Şimdi hocam tekrar markalara patente, faydalı Modeli. faydalı modellere dönecek olursak. Marka nedir diye sorduğumuzda çok güzel örneklerle aslında marka denince aklımız da geliyor. Birçok mevzu geliyor, birçok isim geliyor. Bugün yayında söyleyemiyoruz belki ama bunun tescil süreci nasıl işliyor? Evet. Nerede, nasıl, ne yapmak gerekiyor? Az önce Melda Hanım bir işte temiz kağıdı vesaire vardı, var mı hala dedi ama hemen o soruyla birlikte soralım. Süreç hemen, nasıl işliyor? Hemen bu konuda biraz açıklama yapalım. Hı hı. Şimdi Melda Hanım'ın söylemiş olduğu aslında şirketin oluşumu, şirketin oluşumuyla alakalı. Ulusal bazı farklılıklar olabilir. Mesela Türkiye'de Türk ticaret kanunu göre bir şirketleşme ya da bir şirketin nasıl kurulacağına ilişkin usul belirlenmiştir. tabi Dubai'de farklı kanunlar olduğu için farklılık arz edebilir. tabi Melda Hanım'ın şu söylemi aslında çok doğru bir söylem. Bir markanın tesciliyle alakalı Dubai'de de bu markayı tescil ettirebilirsiniz. Türkiye'de de tescil ettirip uluslararası korumadan yararlanabilirsiniz. Biz biraz önce söylemiştim. Evet. Rüçhan hak. O nedenle Türkiye'deki marka patent vekilleriyle de ne yapılabilir? Çalışılabilir. Şimdi marka nasıl tescil edilir? Hı hı. Bir, bir defa eee Kübra Hanım markayı tespit ettikten sonra bu fikri hakkınızı dış dünyaya amblem, yazı, hı hı. renk biraz önce belirtmiş olduğumuz ayırt edici vasıflardaki efendim çiziminizde, yazınızda, harflerle, rakamlarla ne yapacaksınız? Dış dünyaya yansıtacaksınız ve Türk Marka Patent Kurumu'nun e, nezdinde bir başvuru yapacaksınız. Evet. Yani marka başvurusunu yaptığınız andan itibaren onun belirli süreçleri var. Biraz önce ondan da bahsetmiştim. E, marka sicilinde tescil edilene kadar efendim, itiraz süreci var. İtirazlara vereceğiniz cevaplar var. Bir yayın süresi var. Hı hı. Ve neticesi itibariyle de e, markanız ne yapılacak? Tescil edilecektir. Bir marka tescil edildiği andan itibaren... 10 yıl boyunca ne yapılacaktır? Elbette korunacak. Hı hı. Bu 10 yıl boyunca koruma süresi bitti. Ne yapacağız? Bu süresi 10... bitmeden hocam. Bitmeden. Seyircilerimizin bir sorusu var. Tabii Tam da mi? bu konuyla ilgili. Merhaba, marka sahibi hayatını kaybederse marka tescili düşer çok, mi diye bir soru var. Çok güzel. Bu 10 yılın içerisinde olduğunu varsayalım. Tamam, marka koruması devam ederken hı hı. bu bir şahsi hak değil. Yani kişiye bağlı bir hak değil. Hı hı. Ee, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi bir e, maddi unsur, gibi yani bir taşınır taşınmaz malınız gibi e, markada e, nedir? Gayrimaddi bir haktır. Hı hı. E, böylelikle ne olacak? Onu söyleyelim. Bizim evet. Türk Medeni Kanunumuza göre 599. madde bir kişi öldüğü andan itibaren onun bütün maddi gayri maddi hakları Hı -hı. ve borçları evet. tereke haline dönüşür ve mirasçılarına ne yapar mirasçılarına geçer. Marka da keza öyledir. Gerçek kişi bir marka sahibi ise ve bunu da marka sicilinde tescil ettirmişse Öldükten sonra onun yasal mirasçılarına intikal edecektir. Hı hı. Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi hükmü gereğince. 10 yıl bitti dedik hocam. 10 yıl bitti. Ondan sonra? Şimdi şöyle 10 yıl bittikten sonra bir yenileme süreci başlıyor. Yani hı hı. ne yapabilirsiniz? Markanızı tekrardan yeni diyebilirsiniz. Bu başvurunuzu tescil süresini uzatmak için bir yenileme başvurusunu yine marka kurumuna ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz ve böylelikle markanız bir 10 yıl daha ne yapacaktır? Yenilenecektir ve koruması da devam edecektir. Birçok marka var biliyorsunuz. Yani evet. bu marka tükenen bir şey değil. Hı hı. Yenilenerek ne yapabilir? Devam edebilir. Ama ne zaman tükenir? Eğer siz yenileme yapmazsanız, süresini kaçırırsanız hı hı. veya istemezseniz başka biri bu bunu ne yapabilir? Olur Aynen öyle. Tescil hı hı. edilebilir. Ee, sayın seyircimiz sordu. Hı hı. Dedi ki ölüm halinde intikal ediyor mu? Hı hı. Evet ölüm halinde mirasçılar intikal eder. Peki şu, biz de şu soruyu ekleyelim. Marka devredilebilir mi? Evet. Evet, marka devredilebilir. Yani hı hı. bir markanız var ve siz bu markanızı gerçek kişi olabilirsiniz, tüzel kişi sahip olarak bu markanızı ne yapabilirsiniz? Devredebilirsiniz. Devir işlemlerinin neticesinde yapmış olduğunuz marka devir sözleşmesinde yine marka kurumunda ne yapacaksınız? Tescil ettireceksiniz. Hı hı. Peki bu soruya bir soru daha ekleyelim. Ee, acaba marka bende kalsın, benim markamı kullanabilirler mi? Hı hı. Bir başkası kullanabilir mi? Evet. Franchise sistemlerinde böyledir mesela değil hı hı. mi? Birçok işte markanın franchise zincir, şubeler şubeleri, zincir hı hı. şubeleri vardır. Onlar da ne yapar? Farklı farklı kişilik olmalarına rağmen ilgili markayı kullanırlar. Kullanmaya da nasıl oluyor bu? Bu durumda da markanızın kullanım haklarını da ne yapabilirsiniz? Kullanım evet, hakkı evet. da verebilirsiniz. Yani kiralayabilirsiniz. Kiralık. diye. Biz buna ama teknik bir şey söyleyeceğiz. Buna lisans sözleşmesi diyeceğiz. Lisans sözleşmesi de ne yapabilirsiniz? Markanızla alakalı yapabilirsiniz. Peki bu haktan vazgeçebilir misiniz? Elbette bu haktan da ne yapabilirsiniz? Vazgeçebilirsiniz. Marka kurumu nezdinde bu işlemleri yapabilirsiniz. Burada tabii küçük bir şey daha ekleyeceğim. Türk Marka Patent Kurumu içerisinde bu işlemleri yapabilmek için kendiniz yapabileceğiniz gibi bir vekil vasıtasıyla da yapabilirsiniz. Hı hı. Ama bu vekil herhangi bir kişi olmayacak, avukatlar da olmayacak. Ona özgü bir nevimiz var, vekillik türümüz var, özel vekalet türü var. O vekiller de marka patent vekilleridir. Hı hı. Bu marka patent vekilleri ilgili kurumda belirli sınavları geçtikten sonra lisans alan kişilerdir. Marka patent vekilleri nezdinde de kurum, marka Patent vekilleri vasıtasıyla da kurum nezdinde ne yapabilirsiniz? Vekaleten işlem yaptırabilirsiniz. bunu evet. da ifade etmiş olalım. Bir diğer sorumuz var seyircilerimizden gelen. Onu da soralım hemen. İyi Yayınlar başkası adına kayıtlı olan markaya başka biri başvurabilir mi diye sormuş. Az önce aslında cevaplarınızı buldunuz. Yine hadi. hemen kanunumuzdan söyleyelim. Kanunumuzda mutlak red nedenleri ve nispi red nedenleri var. Hı -hı. E, mutlak red nedenlerinden bir tanesi tescilli bir marka var. O tescilli markayı kendiniz adına tescil ettirmek için Başvuru yaptığınızda kurum zaten ne yapıyor? Kurum, marka kurumu bunu ön incelemeden geçiriyor <laughs> ve başvurumuzu reddediyor. <laughs> Peki çok benzer markalarla başvuru, iltibas diyoruz. Yani benzerlik ayırt etme unsurunu ortadan kaldıran markalarla da e, başvurular yapılabiliyor. Mutlak red sürecini geçtikten sonra diğer kişiler yani hak sahipleri de bu markaya itiraz edebilir. Bu da nispi nedenidir. E bu markaya itiraz neticesinde de ne yapabilir? İlgili, ilgili markanın tescil talebi de reddedilebilir. Bir diğer soruyu da sormak Çok güzel. istiyorum size hocam. Merhaba iyi yayınlar. Fikrimin, buluşumun veya tasarımımın yeni olduğunu Nasıl anlayabilirim? Yani Çok işte güzel. sizin az önce belki anlattığınıza benzer. Aslında bu soruyu biraz daha geliştirelim. Şimdi markanın yeni olması ya da marka acaba tescilli mi hı hı. diye bunu ne yapabilirsiniz? Türk Patent Kurumu'nun internet sitesine girip e, araştırma başlığı içerisinde markanız, düşündüğünüz markanın ismini yazarak hı hı. ne yapabilirsiniz? Bir araştırma yapabilirsiniz. Evet. Markanız tescilli mi? Daha önce tescil edilmiş mi? Bunu tespit edebilirsiniz. Hı hı. Tabii bu sorunun içerisinde bir şey var. Bir başka nokta var. Bazen karşımıza buluşlar çıkıyor. Benim Hı -hı. fikrim bir buluş oluşturabilir mi? Yani bir problemin, özel bir problemin çözümü için bir ortaya buluş gerçekleştireceğim. Hı -hı. Mesela Kübra Hanım kalem kullanıyoruz. Kalem aslında bir buluş. Hı -hı. Kalemden önce yazı araçları gereçleri farklıydı. Hı -hı. Şimdi bu kalem bir buluşsa, buluş sahibi ne yapacak? Bunun dış görünüşünü, işlevlerini, belirli özelliklerini efendim bir tarifnameye de yine patent olarak gidecek marka kurumuna ne yapacak? Başvuru yapacak. Patent kurumuna başvuru yapacak. Şimdi dikkat ediniz e, bu biraz farklı. Hı -hı. Marka bir isim de ayırt evet. edici evet. özelliği vardı. Buluşlar e, yeni bir şey Yeni bir, bir şey ortaya, ortaya koyuyorsunuz. Hı -hı. İşte bu buluşlarda üç tane unsurumuz var. Bu buluşun patent olarak tescil edilebilmesi için bir yenilik Hı -hı. taşıması lazım. Yani i̇şte soru burada. Patent o zaman e, markadan Aynen. ayıran e, niteliği de niteliğe budur. Bu. Aynen. Hı -hı. Şimdi soru oydu. Ya Ben bunun yeni olup olmadığını nasıl Nereden tespit edeceğim? Şimdi bu bir araştırma. Ön araştırma yapılması lazım. Bu ön araştırmaları marka patent vekilleri kendi sistemleri içerisinde yaptıkları gibi yine Türk Marka Patent Kurumu'nun içerisinde patentle alakalı da araştırmalar anahtar kelimeler üzerinden yapılıyor. Fakat tabii bu takdir edersiniz ki daha ayrıntılı bir inceleme. Hı hı. Bir kere bunun yeni olması bizim için önemli. Evet. İkincisi bunun buluş basana basamağına aşması lazım. Ne demek istiyorum? Yani teknik anlamda şu anda bilinen tekniğin e, tekniğin üzerine çıkması lazım. Hı hı. Bir üçüncüsü de e, sanayiye uygulanması lazım. Biz buna sanayi mülkiyet hakları dedi değil mi? mi? Sanayide e, bunlar ne yapılabilir? Üretilebilir mi? Satılabilir mi? Değil mi? Hı -hı. Bu üç unsuru kümünatif olarak taşıyorsa o zaman biz bunu patent olarak tescil edeceğiz. Evet. Üç tane özelliği olmalı. Aynen. Bu üç özelliği olduğu zaman patente başvurabilir. Aynen öyle. Patent olarak başvurabiliriz. Hı -hı. Bütün kullandığımız araç kereçlerinin tamamı aslında patent. Koruması süresi bittikten sonra yenilenmiyor. Yani Hı -hı. 20 yıl sonra bu patentler artık e, halka açılmış oluyor. Hı -hı. E, diyebilirsiniz ki bir araba düşünelim. Arabanın dört tekerleği var. Evet. Dış şekli var. Değil mi? Hı -hı. E, bu da bir neydi? Patentti ve ama belirli bir süreden sonra ne yaptı? Artık umuma e, e, arz edildiği için artık karşımızda e, bunun üzerine yeni yeni eklemelerle yeni patentler doğmaya başladı ve devam ediyor diyebiliriz. Evet. Bir sorumuz var tam da patentle ilgili. İyi yayınlar yazım, yazılımlara ve bilgisayar programlarına da patent alınabilir mi? Çok diye güzel bir, sorumuz bir soru. Var. Çok güzel bir soru. Çünkü neden? Hatırlarsanız şeyimizin başında evet, bir, örnek, e, olarak bir vermiştim. örnek olarak bir bilgisayar programı ama nerede anlatmıştım ben bunu? Fikri haklarda anlatmıştım. Hı hı hı. Şimdi efendim şöyle bizim kanunumuz yani patentin e, ile alakalı olan kanunumuz Sınav Mülkiyet Kanunu 83. maddesinde bazı hususların patent olarak tescil edilemeyeceği özel olarak ne yapılmış hmm. sayılmış. Hmm. Bunlardan bir tanesi de bilgisayar programları. Hmm. Bilgisayar bilgisayar programları, yazılımları patent olarak ne yapılamıyor Te bir bütün olarak tescil edilemiyor. Yani sadece bilgisayar programını patent olarak tescil edemiyorsunuz hı hı. kanun gereği. Ama e, korun, korunmuyor mu? Korunuyor. Ne, fikri ise. haklar olarak yani hı hı. 5846 sayılı kanunda korunuyor. Onu da ne yapabilirsiniz? Tescil edebilirsiniz. Telif Hakları Genel Müdürlüğü kapsamında ihtiyari tescilde. Hı hı. Yalnız şunu da söylemem gerekiyor. Bazen donanımla birlikte yazılım da var. Örneğin ABS fren sistemleri var. Hı hı. ABS fren sistemlerinin bir donanımsal yapısı var. Bir de onun yazılımı var. Hı hı. Şimdi tabii yargıtay kararlarında geçen bir e, örnekten bahsediyorum. Eğer böyle bir e, donanımla birlikte bir yazılım söz konusuysa, evet bu donanımla birlikteki yazılım da tescil edilebiliyor. Evet. Ama bu bir istisna. Hı hı. Yani o istisna dışında tekrar bilgisayar programları, daha önce anlatmış olduğumuz nereye hı hı. dahil? 5846 sayılı kanunla yani fikir sanat eserleri kanunla dahil olacak. E, hocam faydalı modele de değinelim çünkü Süremiz, zamanımız e, yine çok çok hemen kaldı. Hemen kısa kısa ben böyle hızlı hızlı tamam, bazı şeyler söyleyeyim. Tamamdır faydalı, dersler, faydalı şey. modeli bir de tasarım hakkını tabii. da e, bize anlatırsanız en programda hiç olmazsa duymuş oluruz. Evet şimdi şöyle. Patentle alakalı son bir şey söyleyeceğim. Tabii ki buyurun. Patentteki koruma süresi 20 yıldır. Hı hı. 20 yıl sonra bu süre uzatılmaz. 20 yıl sonra artık bu patent umuma ne yapılacaktır? Açılmış Açınmış sayılacaktır hı hı. ama patentte yıllık yenileme ücretleri vardır. Bunları kaçırırsanız şayet bu durumda yine patent hakkınız düşebilir. Bu tehlikeyi de altını çizerek söyleyeyim. Yani 20 yıldan daha az bir sürede de halka açılma Açınmış ihtimali var. Eğer mi? gerekli işlemlerini yapmazsanız elbette düşecektir. Hı hı. Hı hı. Faydalı model dediğimizde 3 şart söylemiştim patentte. Demiştim ki yeni olacak hı hı. buluş basamağını aşacak sanayi uygulanabilir olacak. Her e, buluşumuz e, patent niteliği taşımayabilir. Tekneğin o hı hı. E, aşamasını buluş aşamağını basa, aşamasını basamağı aşamayabilir. Hı hı. Bu durumda e, evet yenilik içeriyor ve sanayi uygulanabilir bir buluşunuz varsa bu sefer patent değil de faydalı model olarak tescilini ne yapabilirsiniz, talep edebilirsiniz. Hı hı. Faydalı modelde de e, Kübra Hanım e, koruma süresi. 10 yıldır. Hı hı. Patent Marta 20 yılda. Burada 10 yıl. Hı hı. Tasarıma geldiğimizde artık bir iş biraz daha değişiyor. Dış görünüşün bir yedek parçanın veya bir arabanın dış görüşün, görünüşünün tescilidir bu. Hı yani hı. tasarım aslında dış görünüşü kabaca söylersek evet. dış görünüşün tescili anlamına Gelir. Yine marka patent kurumu içerisinde tescil edilir. 5'er evet. yıllık dönemler için tescil edilir. En fazla 25 yıl tescili söz konusu olabilir. Bu da bir ürünün dış görünüşünü tescil ettirmek anlamındadır. Özetlemek gere gerekirse e, bizim e, güzel sanatlarımız, edebi hı hı. eserlerimiz, e, işte e, e, şarkı sözlerimiz bunların tamamı 5846 sayılı e, fikir ve sanat eserleri kanunda. Sınai mülkiyet dediğimizde ürünü üründen ayırt eden isimler e, markaydı. E, patent bir buluşun üç unsuru taşımasıydı. E, faydalı model iki unsuru taşırsa da bunu ne yapabiliyorduk? Faydalı model olarak tescil edebiliyorduk. En nihayetinde de bir tasarımı ne yapabiliyoruz? Bir tasarımın dış görünüşünü de tescil edebiliyoruz. Böylelikle hızlı bir şekilde Bir de özetlemiş oldunuz. Çok teşekkürler. Çalıştım. Ama bir sorumuz var. Onu evet. da sormak istiyorum size. Merhaba iyi yayınlar. Çok güzel bir program oluyor demiş seyircimiz. Çok teşekkürler. Rehber programını her gün izliyorum. Stüdyoda Sezercan Bey de çok güzel bilgiler veriyor. Benim hocama sorumsa şu. Marka tescili ve patent aynı mıdır diye sormuş seyircimiz. Marka şöyle e, ben şunu anlıyorum. Tescil usulü değil hı hı, mi? Marka hı. tescil usulü de patent tescil usulü doğası gereği farklı. Çünkü hı hı. neden? Marka tescilinde sizin o ilgili ayırt edici unsurları içeren efendim e, logonuzu veya ismi doğrudan marka kurumuna bir formla, başvuru formuyla gönderiyorsunuz ama Patent de öde değil. Hı hı. Patente de ne yapmanız lazım? Şu üç unsur vardı ya. Evet. E, bu efendim kalemin çizimlerini yapacaksınız. E, bunu parçalayıp çizeceksiniz. E, bunun özelliklerini yazacaksınız. Boyutlarını yazacaksınız. E, fizik ve e, efendim mühendislik kurallarına hı hı. göre gerekli olan bütün bilgileri içereceksiniz. Yani bir tarifname. Evet. oluşturacaksınız. E bu tarifnameyle de beraber bir başvuru yapacaksınız. E usulleri biraz farklı. Hı hı. Hatta onun itiraz usulleri de birbirinden farklılık arz ediyor kanun gereğince. Çok teşekkürler. Hayırlı teşekkür sağlık. Ediyorum. İyi ki geldiniz. Eminim birçok fikri olan insan için de hukuken hangi korumaları e, alabilirler, hangi adımları izlemeleri gerektiğine dair en azından bir fikir vermiş olduk diye evet. e, umuyorum. Çok teşekkürler ha, tekrardan. Teşekkür Ayağınıza sağlık. Doktor öğretim üyesi Sezercan Bektaş'a bugün fikri mülkiyet hukukunu, patenti, marka tasarım hakkını sorduk ve faydalı e, neydi? Faydalı model. Model. Evet, faydalı <laughs> modelleri sorduk. E, eminim veya umar, umuyorum ki sizlere de bir fikir olabilmiştir en azından hangi adımları izlemeniz gerektiği konusunda. Ayrıca bugün giriş girişimci ve başarılı dünyanın farklı yerlerinden iki kadına e, bağlantı kurduk. Bir Amerika'ya bir de Dubai'ye. Dubai'den Melda Akın'a markalaşma sürecini sorduk. Amerika'dan da Gizem Şalcıgıl Vayta'da tecrübelerini sorduk ve iş kurmak isteyenler için tavsiyeler aldık. Yarın Türkiye saatiyle saat 16'da, Almanya saatiyle 14'te, İngiltere saatiyle 13'te tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.